Bu yardımcı kaynakla ilgili şöyle söyleyeyim size. Bakın, hikaye daha önce başka bir kanalda da anlattığım için tekrar olacak belki, izleyen arkadaşlardan özür dileyelim. Şimdi yardımcı kaynak mevzusunun çok fazla boyutu var, çok farklı boyutları var. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi bir sektör düşünün. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilere bedava ders kitabı dağıtıyoruz. Yani okul açıldığı gün elinde. Düşünün, bu pastanın, yani bizim 18-20 milyon öğrenci için ayırdığımız kaynağın yaklaşık 3 katı büyüklüğünde buradan rant elde eden bir terör örgütü var. Bunun Nasıl özellikle oluyor? şöyle söyleyeyim size ondan. Yani bahsettiğim dönem 2013'ten bahsediyoruz. 2013 yılında bizim toplam bütün öğrencilere dağıttığımız ders kitabının bize maliyetinin 2,5 katından daha fazlası, 3 katına yakın bir rakam da pastadan pay alan FETÖ'den tabii ki bahsediyorsunuz. Evet. FETÖ'den bahsediyorum, anlatacağım. Yayın evleri var. Şimdi yardımcı kitapları basan yayın evleri var. Bol miktarda piyasada. Tabii o tarihlerde henüz 15 Temmuz dershane süreci vesaire başlamamıştım. Ben şeyi istedim. Ya bu FETÖ okullarında dağıtılan ve FETÖ yayın evini bildiğimiz, yayın evi olduğunu bildiğimiz yayın evlerinin listesini oluşturduk. Şimdi yani yanlış bir rakam söylemem, 38 civarında yayın evi tespit etmiştik. Sonra bu yayın evlerinin Kültür Bakanlığı'ndan satın aldığı bandrollerin sayısını istedik. Ve bandrol, şimdi öyle mi bilmiyorum, o tarih için söylüyorum, 40 sayfanın üstündeki kitap statüsündeki yayınlar için veriliyordu. Onun altındaki yaprak test dediğimiz böyle plastik poşetlerin içinde satılan test üniteleri, onlar bu bandrolün kapsamında değil. Yani pasta nasıl büyüyor orada. Şimdi böyle bir pasta var. Bir hesap ettik. Yaprak testler, yardımcı kaynaklar bizim bakanlık olarak dağıttığımız ders kitaplarının 3 katına yakın bir orada büyüklük var, ekonomik büyüklükler. Diğerlerine bir şey söylemiyorum. Yani diğer yayın evleri de var. Onlarla ilgili bir tespitim yok. Şimdi bu pastayı kullanan, bu pastadan pay alan kişilerin, yani bu rantının devam etmesi için ne demeleri lazım? Yani bir şey söyleyecekler ki insanlar bu yayın evleri satın alsınlar, çocuklar. Söyledikleri şey şu, yaydıkları. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders kitapları hiçbir işe yaramıyor. Yetersiz. Üniversite sınavında, liselere geçiş sınavında bu kitaplardan soru sorulmuyor. Dolayısıyla öğrenci Doğru, bir bu ara kitap... bu çok şeydi, Tabii böyle tabii böyleydi. popüler bir söylendi. Böyle bir söylem vardı. Bunu söylediğiniz zaman sizin ders kitaplarınız hiç kapağı açılmadan yıl sonunda teslim ediliyordu. Ama öbür taraftan da bu yardımcı kitap dediğimiz sektörü domine eden o zamanki FETÖ yayın evleri istedikleri kitapları dağıtıyorlar. Ve daha tuhafı da bu kitaplarda istediği subliminal mesajları da verebiliyorlardı. Bir örnek olsun diye söyleyeyim. Sorular da oradan çıkıyordu. Tabii O öyle ayar da var. deniyordu. Öyle deniyordu. Şimdi 15 Temmuz'dan önceki Kasım ayında dağıtılan FETÖ yayın evleri tarafından dağıtılan ders kitaplarında 15 Temmuz uçurtma şenliklerinde buluşalım diyor. Allah Allah. Ya şimdi böyle bir örnek var. Bu o kitapların içerisindeki verilen bu tür subliminal O yıl mı? 2016'da çıkan yani kitap. 2015 Kasım'dan Kasım. bahsediyoruz. O yılda basılan keşke getirseydim yani yanımda şeylerini almıştım onların kaynak gösterecek şekilde. Bir gün yazarsam diye. 7-8 ay önce falan bu. Tabii. Eğitim öğretim yılı başladığında yazın hatırlarsanız bir de 9 ay 15 gün çocuk bir şey vardı yine böyle sübliminal mesaj içeren. Yani tam hesap Şeyler ettiğinizde çıkmıştı 15 ama Temmuz'a bunu ben ilk denk defa düşüyordu. duyuyorum Evet. yani. Uçurtma şenliği 15 Temmuz. Şimdi böyle bir sektör var. Böyle bir sektör. Bu hem subliminal mesajlarını verebilmek için hem rant elde edebilmek için yaptığı şey bu ders kitaplarımızı ötekileştirmek. Peki bizim ders kitaplarımızı kim yazıyor? Bizim ders kitaplarımızı bizim kadrolu öğretmenlerimiz yazıyor.
ya da dışarıda yazdırdığımız ve kimin tarafından yazıldığı bilinen, akademik anlamda, bilimsel anlamda doğruluğu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumluluğu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış kitaplar bizimkiler. Biz bu kitabı satıyoruz ama hiç kimsenin denetlemediği, müfredatla uyumlu olup olmadığını bilmediğimiz yardımcı kaynaklar böyle elden ele dolaştırılıyordu. Oradaki rantın büyüklüğünü göstermek açısından bunu söyleyeyim. Biz o tarihte şunu yaptık. O zamanki ÖSYM Başkanı'yla bu konuları konuştuk. İşte kamuoyuyla da bunu paylaştık. Dedik ki yani üniversiteye giriş sınavları. Biz de o tarih itibariyle hatırlarsanız TEOK modelini getirmiş ve TEOK dediğimiz şey de zaten çocuğun okuldaki yazılı yani normal o haftaki müfredattan yapılıyordu. Dolayısıyla bu da oraya bir sekte vurdu. ÖSYM Başkanı ile yaptığımız ve soruların üniversiteye giriş sınavındaki soruların hangi sorunun hangi kazanıma denk düştüğüne dair ÖSYM'den aldığımız rapor, istediğimiz rapor. Bunları kamuoyuyla paylaşınca yardımcı kitap sektöründe ciddi bir düşüş ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi Zafer Bey'in sorusundaki yardımcı kaynaklarla ilgili kısma biraz uzun bir cevap vermiş oldum ama şimdi de aslında böyle bir algı oluşturulmuş durumda. Bu algı velilerde var. Bu algı öğrencilere verilmiş durumda. Ben şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz bastığımız ders kitaplarının sonuna kadar arkasındayız. Bizim bastığımız ders kitaplarıyla çocuklarımız rahatlıkla kademeler arası geçiş sınavlarına hazırlanabilirler. Hiçbir yardımcı kitaba da ihtiyaçları yok. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi mesela okullara gidiyoruz. Yardımcı kitabı aldıran öğretmen arkadaşlarla konuşuyoruz. Veya alınan öğretmen arkadaşlarla konuşuyoruz. Daha önceki dönem çalıştığım dönemde okul aile birliği veli toplantılarına katıldığımızda çok fazla velilerden öğretmenlere çocuklara yüklenilmesi yönünde baskı var. Öyle veliler gördüm ki piyasadaki işte mesela 9. sınıf öğrencisinin velisi piyasadaki bütün yardımcı kitapları kendisi incelemiş, raporlar tutmuş. İşte şu yayın evinin şu konusu veya şu ünitesi güzel işlenmiş. İşte şu yayın evi şu edebiyat dersini güzel anlatıyor. Onu oradan alalım vesaire gibi. Öğretmenlerimiz üzerinde de böyle bir baskı da var. Biz kendi adımıza bastığımız kitaplar öğrencilerimiz için yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde zengin. Eğer bir şeye ihtiyaç duyacaklarsa da onu biz zaten yine talim terbiye yani bizim bakanlığın ilgili organları tarafından onaylanmış şekilde EBA kanallarında onları yayınlayacağız. Dolayısıyla çocukların böyle gidip de nerede yazıldığı, kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen herhangi bir kontrolden hem akademik anlamda hem de bizim müfredatla uyumluluğu anlamında geçmeyen kitapları almasının kesinlikle gereksiz olduğuna inanıyorum. Hatta tam tersine zarar bile verebilir. Çocuğun konsantrasyonunu bozmaktan tutun. İçerisindeki bilgiler denetlenmediği için yarın karşısına sınava girdiğinde çocuğun karşısına üniversiteye giriş sınavında ikileme düşürebilecek şeylerle de karşı karşıya kalabilir. Yardımcı kitap konusundaki politikamız bu. Biz alınmasını istemiyoruz. Zaten yine okullarımıza bu anlamda bir yazı da gönderdik. Almayın. İhtiyacımız yok. Bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız bize yazın. Biz EBA'ya eksik olan bir şey varsa yükleyelim. Oradan çocuklar seyretsinler.